Üvey oğlu gölgede dururken Hatshepsut'u antik Mısır'ı bir erkek gibi yönetmeye iten şey neydi? Mumyasının gün ışığına çıkmasıyla birlikte gerçekler sorgulanmaya başlandı. Parmak uçlarında garip bir dokunuş vardı. Vücudunun diğer her yerinde tüm insani zerafet kaybolmuştu. Boynundaki yırtık keten, korkunç bir şekilde ters giden bir moda gösterisi gibi görünüyordu. Ağzı, üst dudağı alt dudağının üzerine gelecek şekilde kıvrılmıştı. Aşırı ısırıklarıyla ünlü bir soydan geliyordu. Göz çukurları kör siyah reçineyle doluydu. Burun delikleri uygunsuz bir şekilde sıkı bir kumaşla tıkalıydı. Sol kulağı kafatasının yan tarafındaki etin içine gömülmüştü ve kafatasında neredeyse hiç saç yoktu. Kahire'deki Mısır Müzesi'nde açık vitrine doğru gittiğinizde ve büyük olasılıkla kadın firavun Hatshepsut'un Mısır'ı M.Ö. 1479'dan 1458'e kadar yöneten ve bugün Mısır'ın 18. hanedanının altın çağındaki hükümdarlığından ziyade kendisini bir erkek gibi gösterme cüretini göstermesiyle ünlü olan olağanüstü kadının cesedini görürsünüz. Büyük olasılıkla havada baştan çıkarıcı mühür parfümü yoktur. Sadece Kireçtaş'ın mağarasında geçirdiği yüzyıllar boyunca basılmış gibi görünen keskin ve ekşi bir koku vardır. Bu secde halindeki şeyi çok uzun zaman önce yaşamış ve hakkında ona bakmak her şeyden daha güzeldi diye yazılmış büyük hükümdarlarla bağdaştırmak zordur. Tek insani dokunuş, mumyalanmış etin geriye çekildiği, manikür yanılsaması yaratan ve sadece ilkel kibrimizi değil, aynı zamanda zayıf yakınlıklarımızı, dünyaya dair kısa ve geçici hislerimizi de çağrıştıran naif parmak uçlarındaki kemik parlaklığıdır. Hatshepsut'un kayıp mumyasının keşfi 2007 yılında manşetlere taşındı. Ancak hikayenin tamamı yavaş yavaş, aşama aşama, kutsal hazine avcılarından çok adli bir drama olarak ortaya çıktı. Gelin bu gizemi hep birlikte inceleyelim. ...1903 yılında ünlü arkeolog Howard Carter, Hatshepsut'un lahdini Krallar Vadisi'nde keşfedilen 20. mezarda bulmuştu. Hatshepsut'un hazırlattığı 3 lahitten biri olan lahit boştu. Bilginler mumyasının nerede olduğunu ya da kral olarak neredeyse tüm resimlerinin sistematik bir şekilde tapınaklardan, anıtlardan ve dikili taşlardan yontulduğu, ortak naibi ve nihai halefi 3. Tutmos'un saltanatı sırasında hükümdarlığının kayıtlarını ortadan kaldırma kampanyasından kurtulup kurtulmadığını bilmiyorlardı. Gizemi nihayet çözmüş gibi görünen araştırmalar, 2005 yılında Mısır Mumya Projesi Başkanı ve Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zahi Havas tarafından başlatıldı. Havas ve bilim adamlarından oluşan bir ekip, bir asırdan daha uzun bir süre önce keşfedilen, ancak Krallar Vadisi'ndeki küçük bir mezarın zemininden çıkarılacak kadar önemli olmadığı düşünülen bir mumyaya odaklandı. Krallar Vadisi'nde kraliyet işlerini yerine getirebilecek figürlerden oluşan bir mahiyet bir yana, bir tabutun misafirperverliği bile olmadan sonsuzluğa doğru yol alıyordu. Giyecek hiçbir şey de yoktu. Ne bir başlık, ne bir mücevher, ne altın sandaletler, ne de altın ayak ve parmak örtüleri. Hatshepsut'la kıyaslandığında bir kraldan farksız olan Firavun Tutankamun'un sahip olduğu hazinelerin hiçbiri yoktu. Mısır'ın en önemli kayıp vakalarından birini çözmek için kullanılan tüm yüksek teknoloji yöntemlerine rağmen tesadüfi bir diş keşfi olmasaydı, Krallar Vadisi'nde hala karanlıkta tek başına yatıyor, kraliyet adı ve statüsü bilinmiyor olabilirdi. Bugün Mısır Müzesi'ndeki iki kraliyet mumya odasından birinde, üzerinde Arapça ve İngilizce plaketlerle yeni krallık firavunlarından oluşan geniş ailesiyle nihayet bir araya gelen Kral Hatshepsut'un ta kendisi olduğunu ilan eden bir tabutta muhafaza edilmektedir. Hatshepsut'un başına gelen unutulmuşluk göz önüne alındığında hatırlanma umudu daha da dokunaklı olan bir firavun düşünmek zor. Ölümden çok anonimlikten korkmuş gibi görünüyor. Mısır'ın en büyük hanedanlarından birinin en büyük inşaatçılarından biriydi. Sina'dan Nubya'ya kadar tapınakları ve mabetleri yükseltti ve yeniledi. Karnak'taki büyük tanrı Amun'un devasa tapınağına diktiği 4 granit dikili taş, o güne kadar inşa edilenlerin en görkemleri arasındaydı. Yüzlerce heykelini yaptırdı ve soyunu, ünvanlarını, gerçek ve uydurma tarihini,
Hatta zaman zaman sıra dışı bir açık sözlülükle sıra olarak verdiği düşüncelerini ve umutlarını taşa kazıttı. Hatshepsut'un Karnak'taki dikili taşlarından birinde yazılı olan endişe ifadeleri hala neredeyse büyüleyici bir güvensizlikle yankılanmaktadır. Şimdi insanların ne diyeceğini düşündükçe kalbim bir o yana, bir bu yana dönüyor. Gelecek yıllarda anıtlarımı görenler ve yaptıklarımdan söz edecek olanlar. Yeni krallığın erken dönem tarihine dair pek çok belirsizlik vardır. Ancak Hatshepsut doğduğunda Mısır'ın gücünün artmakta olduğu açıktır. Muhtemelen 18. hanedanın kurucusu olan büyük babası Ahmoz, Nil Vadisi'nin kuzeyini 200 yıl boyunca işgal etmiş olan korkunç Hiksos istilacılarını kovmuştu. Ahmos'un oğlu 1. Amenhotep, kendisinden sonra yaşayacak bir erkek evlat vermeyince Tutmos olarak bilinen ve bir prensle evlendiği için kraliyet soyuna dahil edildiği düşünülen bir general ortaya çıkarmıştır. Hatshepsut, Tutmos ve büyük olasılıkla Kral Ahmos'un yakın akrabası olan büyük kraliyet kadını Kraliçe Ahmos'un en büyük kızıydı. Ancak Tutmos'un başka bir kraliçeden de oğlu vardı ve bu oğul 2. Tutmos'tu. Babası hayattan çekildiğinde tacı miras aldı. Kraliyet soyunu güçlendirmek için yaygın bir yönteme bağlı kalarak iki kardeş 2. Tutmos ve Hatshepsut evlendi. Bir kız çocukları oldu. İkinci bir eş olan Isis, Hatshepsut'un sağlayamadığı erkek varisi Tutmos'a verecekti. 2. Tutmos uzun süre hüküm sürmedi ve 3500 yıl sonra tomografi taramalarının kalp hastalığı olduğunu göstereceği şekilde öbür dünyaya uğurlandı. Varisi 3. Tutmos henüz genç bir çocuktu. Hatshepsut, zamanın modasına uygun olarak genç firavunun kraliçe naibi olarak etkin kontrolü üstlendi. Böylece eski Mısır tarihinin en ilgi çekici dönemlerinden biri başladı. Hatshepsut ilk başlarda üvey oğlunun adına hareket etti ve daha önceki kraliçelerin siyasi meseleleri ele aldığı geleneklere saygı göstermeye dikkat ederken genç yavrular ipleri öğrendi. Ancak çok geçmeden Hatshepsut'un krallığının farklı olacağına dair işaretler ortaya çıktı. Erken dönem kabartmalarında tanrılara adaklar sunmak ve Asvan'daki kırmızı granit ocaklarından dikili taşlar sipariş etmek gibi krallık işlevlerini yerine getirdiği görülür. Sadece birkaç yıl sonra Mısır'ın kralı rolünü ülkedeki en üstün gücü üstlenmişti. O zamana kadar tahtı üstlenebilecek kapasitede olan üvey oğlu ise ikinci adam konumuna düşürüldü. Hatshepsut toplam 21 yıl boyunca hükümdarlığını sürdürdü. Hatshepsut'u kraliçe naibi geleneksel rolünden bu kadar radikal bir şekilde ayırmaya iten şey neydi? Sosyal ya da askeri bir kriz mi? Hanedan siyaseti mi? Amun'dan gelen ilahi emirler mi? Gücü olan susuzluk mu? Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin başkanı ve ünlü Mısır bilimci Peter Dorman, Hatshepsut'u kamusal anıtlarda kendini tasvir etme şeklini değiştirmeye iten bir şey vardı. Ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Tahmin edilmesi en zor şeylerden biri de onun motivasyonu. Kan bağının bununla bir ilgisi olabilir. Gebel el-Sisila'daki kumtaş ocaklarında bulunan bir mezar anıtında baş kahyası ve mimarı Senenmut ondan kralın ilk doğan kızı olarak bahsetmektedir. Bu da onun 2. Tutmos'un baş kraliyet eşinden ziyade 1. Tutmos'un kıdemli varisi olarak soyunu vurgulayan bir ayrımdır. Hatshepsut'un Firavun Ahmos ile akraba olan gerçek bir mavi kanlı olduğunu, kocasının ise evlatlık bir kralın çocuğu olduğunu hatırlayın. Mısırlılar Firavun'un kutsallığına inanırlardı. İlahi kraliyetle üvey oğlunun değil, sadece Hatshepsut'un biyolojik bir bağı vardı. Yine de küçük bir cinsiyet meselesi de vardı. Krallığın babadan oğula geçmesi gerekiyordu. Yani kıza değil. Dini inanç, kralın rolünün bir kadın tarafından yeterince yerine getirilemeyeceğini dikte ediyordu. Bu engeli aşmak, kadın kral için büyük bir kurnazlık gerektirmiş olmalı. Kocası öldüğünde Hatshepsut'un tercih ettiği ünvan, kralın karısı değil, Amun'un tanrısal karısıydı. Ve bazılarına göre bu ünvan, ona tahta giden yolu açmıştı. Hatshepsut, metinlerde cinsiyetini hiçbir zaman gizlemedi. Yazıtlarında sıklıkla dişil sonlar kullanıldı. Ancak erken dönemde sanki görsel bir uzlaşma kadın bir hükümdarın paradoksunu çözebilirmiş gibi kraliçe ve kral imgelerini sentezlemenin yollarını arıyor gibiydi. Oturur vaziyetteki kırmızı granit bir heykelde Hatshepsut
bir kadının kusursuz vücuduyla ancak bir kralın sembolleri olan çizgili Nemes başlığı ve Ureus kobrası ile gösterilmiştir. Bazı tapınak kabartmalarında Hatshepsut, geleneksel kısıtlayıcı bilek boyunda bir elbise giymiş, ancak ayaklarını kralın adım atar pozunda açmıştır. Yıllar geçtikçe cinsiyet meselelerinden tamamen uzak durmanın daha kolay yolu olduğuna karar vermiş gibi görünüyor. Kendisini yalnızca bir erkek kral olarak Firavun başlığıyla, Firavun şendit kiltiyle ve Firavun takma sakalıyla hiçbir kadın özelliği olmadan tasvir ettirdi. Heykellerinin, resimlerinin ve metinlerinin çoğu, kral olarak saltanatının meşruiyetini güçlendirmek ve ihlalini rasyonalize etmek için dikkatle ayarlanmış bir medya kampanyasının parçası gibi görünüyor. Hatshepsut'un Mort Tapınağı'ndaki kabartmalarda ilahi bir planın gerçekleşmesi olarak tahta çıkışına dair bir masal anlatılmış ve babası 1. Tutmos'un sadece onun kral olmasını istemediğini, aynı zamanda taç giyme törenine de katılabildiğini ilan etmiştir. Panellerde büyük tanrı Amun, Hatshepsut'un annesinin önünde 1. Tutmos kılığına girmiş olarak gösterilir. İnsanoğlunun çamurunu çömlekçi çarkında şekillendiren koçbaşlı yaratılış tanrısı Kuunum'a emir verir. Git onu tüm tanrılardan daha iyi biçimlendir. Benim için doğurduğum bu kızıma şekil ver. Çoğu müteahhitin aksine Kuunum hemen işe koyulur ve cevap verir. Onun biçimi tanrılardan daha yüce olacak. Kralın büyük saygınlığı içinde. Kuunum'un çömlekçi çarkında küçük Hatshepsut açıkça bir erkek çocuğu olarak tasvir edilmiştir. Bu tür bir propagandanın hedef kitlesinin tam olarak kim olduğu hala tartışılmaktadır. Hatshepsut'un meşruiyetini Amun'un yüksek rahipleri gibi güçlü müttefiklerle ya da Senenmut gibi elit üyelerle desteklemeye ihtiyacı olduğunu düşünmek zor. O halde hikayesini kime anlatıyordu? Tanrılara mı yoksa geleceğe mi? Bu sorunun bir yanıtı Hatshepsut'un eski Mısırlılar tarafından rekit olarak bilinen Nil bataklığında yaygın bir kuş olan kız kuşuna yaptığı atıflarda bulunabilir. Hiyeroglif metinlerde rekit kelimesi genellikle sıradan insanlar olarak çevrilir. Bu kelime yeni krallık yazıtlarında sıkça geçer. Ancak birkaç yıl önce şu anda Galler'deki Swansea Üniversitesi'nde görev yapan Kenneth Griffin, Hatshepsut'un bu ifadeyi diğer 18. hanedan firavunlarından daha fazla kullandığını fark etmiştir. Yazıtları bu aşamada rakipsiz olan rekit ile kişisel bir ilişki gösteriyor gibi görünüyordu diyor. Hatshepsut sık sık rekitim diye sahiplenici bir şekilde konuşuyor ve rekitin onayını istiyordu. Sanki bu sıra dışı hükümdar gizli bir popülist gibi. Hatshepsut'un kalbi halkın ne diyeceğini merak ederken bir o yana bir bu yana çarparken. Aklındaki halk Nil'deki lapin kuşları kadar yaygın olan rekitler olabilir. Onun ölümünden sonra M.Ö. 1458 civarında üvey oğlu Mısır tarihinin en büyük firavunlarından biri olarak kaderini güvence altına almaya devam etti. 3. Tutmos, üvey annesi gibi bir anıt yapıcısıydı ama aynı zamanda eşi benzeri olmayan bir savaşçıydı. Antik Mısır'ın Napolyonu'ymuş gibi adlandırılıyordu. 19 yıllık bir süre zarfında Levant'ta 17 askeri sefere liderlik etmiştir. Bunların arasında günümüz İsrail'indeki Megiddo'da Kenanlara karşı kazandığı ve hala askeri akademilerde okutulan bir zafer de bulunmaktadır. Bir sürü karısı vardı ve bunlardan biri Halefi 2. Amonetebi doğurdu. 3. Tutmos ayrıca tavuğu Mısır sofrasına sokacak zamanı da buldu. Hayatının son döneminde diğer erkekler geçmiş maceraları vaat etmekle yetinirken 3. Tutmos'un başka bir eğlenceye yöneldiği görülmektedir. Üvey annesi olan kralı metodik bir şekilde tarihten silmeye karar verdi. Zahi Avaz, majesteleri kral Hatshepsut'u bulmak için yola çıktığında bir şeyden oldukça emindi. Küçük bir mezarın zemininde yatarken bulunan çıplak mumya ona ait değildi. Havaz, Hatshepsut'u aramaya başladığımda onun bu mumya olduğunu keşfedeceğimi hiç düşünmemiştim diyor. Yeni başlayanlar için görünürde hiçbir kraliyet duruşu yoktu. Şişmandı ve Havas'ın bir dergide yayınlanan makalesinde yazdığı gibi, Hatshepsut'un süt annesinde bulunması daha muhtemel olan türden kocaman sarkık göğüsleri vardı. Aylar önce Havas, Hatshepsut'un nerede olduğuna dair ipuçları aramak üzere Krallar Vadisi'ndeki 20 numaralı mezarını ziyaret etmişti. Havas, fötür şapkasını takarak
kendini Krallar Vadisi'ndeki en tehlikeli mezarlardan birine 700 metre kadar indirdi. Gevrek kil ve kireç taşından geçen tünel yarasa pisliği kokuyordu. Howard Carter 1903 yılında burayı temizlediğinde denetlediğim en can sıkıcı işlerden biri demişti. Carter mezarda Hatshepsut'un adını taşıyan iki lahit, bazı kireç taşı duvar panelleri ve bir kanopik sandık buldu. Ancak mumya bulamadı. Carter, Krallar Vadisi'nde 19. koridor girişine açılan büyük bir yapı olan 60. mezarda bir başka keşif daha yaptı. Krallar Vadisi 60'ta Carter, iki adet çok yıpranmış kadın mumyası ve birkaç tane mumyalanmış kaz bulmuştur. Mumyalardan biri bir tabutun içinde, diğeri ise yerdeydi. Carter kazları aldı ve mezarı kapattı. 3 yıl sonra başka bir arkeolog tabuttaki mumyayı Mısır'ın müzesine götürdü. Tabutun üzerindeki yazı daha sonra Hatshepsut'un hemşiresiyle ilişkilendirildi. Yerdeki mumya muhtemelen M.Ö. 1000 yıllarında 21. hanedanın yeniden defin işlemleri sırasında rahipler tarafından oraya saklandığından beri olduğu gibi bırakıldı. Yıllar içinde Mısır bilimciler Krallar Vadisi 60'ın girişinin izini kaybettiler ve mezarın zeminindeki mumya fiilen ortadan kayboldu. Bu durum Haziran 1989'da Washington Tacoma'daki Pasifik Lutheran Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Mısır bilimci Donald Ryan'ın vadideki birkaç küçük, bezemesiz mezarı keşfetmeye gelmesiyle değişti. Krallar Vadisi 60'ın Hatshepsut'un mumyasını barındırabileceğinden şüphelenen etkili Mısır bilimci Elizabeth Thomas'ın teşvikiyle Ryan, araştırma için yaptığı başvuruya bu mezarı da eklemişti. İşe başlamak için ilk gün çok geç gelen Ryan, bazı aletleri bırakmak için alanda dolaşmaya karar verdi. Krallar Vadisi 19'un girişine gitti ve Krallar Vadisi 60'ın yakınlarda olabileceğini düşünerek süpürgesiyle giriş yolunu süpürmeye başladı. Krallar Vadisi 19'un kapısından geriye doğru çalıştı. Yarım saat içinde kaya koridorda bir çatlak bulmuştu. Taştan bir kapak, bir dizi merdiveni ortaya çıkardı. Bir hafta sonra bir teyipte Beethoven çalarken o ve yerel bir eski eser müfettişi kayıp mezara girdiler. Ürkütücüydü diye hatırlıyor. Daha önce hiç mumya bulmamıştım. Müfettiş ve ben çok dikkatli bir şekilde içeri girdik. Yerde yatan bir kadın vardı. Mumya, eski zamanlarda soyguncular tarafından tahrip edilmiş bir mezarda yatıyordu. Sol kolu, bazılarının 18. yüzyıl Mısır kraliçelerinde yaygın olduğuna inandığı bir gömülme pozisyonuyla göğsüne doğru kıvrılmıştı. Ryan bulduklarını kataloglamaya başladı. Bir tabutun parçalanmış yüz parçasını ve kazınarak çıkarılmış altın parçalarını buldular. Howard Carter tarafından ne kadar taşınmış olduğunu bilmiyorduk. Bu yüzden burayı bozulmamış bir alan olarak belgeledik. Ryan bir yan odada büyük bir sargı yığını, mumyalanmış bir inek bacağı ve üst üste yığılmış kurban mumyaları buldu. Bunlar ölünün sonsuzluktaki uzun yolculuğu için hazırlanmış yiyecek demetleriydi. Ryan mumyayı inceledikçe onun önemli biri olabileceğini düşünmeye başladı. Olağanüstü derecede iyi mumyalanmıştı diyor ve kraliyet pozu veriyordu. Düşündüm ki o bir kraliçe. Hatshepsut olabilir mi? Muhtemelen ama mumyayı belirli bir kişiye bağlayacak hiçbir şey yoktu. Yine de her kimse onu yerde çıplak ve paçavralar içinde yatarken bırakmak doğru görünmüyordu. Mezarı kapatmadan önce Ryan ve bir meslektaşı mezar odasını biraz topladı. Yerel bir marangoz dükkanında basit bir tabut yaptırdılar. Meçhul kadını yeni yatağına indirdiler ve kapağı kapattılar. Hatshepsut'un uzun süren bilinmezlik dönemi sona ermek üzereydi. Tarihçiler Hatshepsut'a uzun süre genç 3. Tutmos'un kötü üvey annesinin rolünü biçtiler. Onun sözde zalimliğinin kanıtı, üvey oğlunun anıtlarına saldırtması ve kraliyet adını kamusal anıtlardan sildirmesiyle ölümünden sonra aldığı intikamdı. Gerçekten de 3. Tutmos, Kral Hatshepsut'un ikonografisini Megiddo'da Kenanları kırbaçladığı gibi kırbaçlamıştır. Karnak'ta onun resmi ve kartuşu ya da isim sembolü tapınak duvarlarından yontuldu. Dikili taşlarının üzerindeki metinler taşla kaplandı. Bu da onları bozulmamış durumda tutmak gibi istenmeyen bir etki yarattı. En görkemli mimari başarısının gerçekleştiği yer olan Deir el-Bahri'de heykelleri parçalanmış ve mor tapınağının önündeki bir çukura atılmıştır. Hatshepsut'un tapınağı, yani kutsalların kutsalı olarak bilinen ve Nil'in batı kıyısında modern Luxor'un karşısında yer alan tapınak,
Nemes'in Firavun'un yüzünü çerçevelediği gibi sarımtırak bir tapınak taşlarını çevreleyen aslan renkli kayalıklardan oluşan bir körfeze karşı kurulmuştur. Üç katmanı, revakları, rampa bağlantılı geniş terasları, artık yok olmuş sfenksli geçidi, T şeklindeki papirüs havuzları ve gölge veren mür ağaçlarıyla Hatshepsut Tapınağı, şimdiye kadar inşa edilmiş en görkemli tapınaklar arasındadır. Hatshepsut'un kraliçe olarak tasvirlerine dokunulmamış, ancak Hatshepsut'un kendini kral ilan ettiği her yerde, üvey oğlunun işçileri, keskileriyle vandalizmi dikkatli ve kesin bir şekilde takip etmişlerdir. Hatshepsut'un Morg Tapınağı'nda 1961'den beri çalışan Polonya'nın Mısır'daki arkeolojik misyonunun yöneticisi Zbigniew Szyfrenski, yıkım duygusal bir karar değildi, siyasi bir karardı diyor. Kazı bilimciler 1890'ların sonunda çoğunlukla gömülü olan tapınağın enkazını temizlediklerinde Hatshepsut'un gizemi de çözülmüştü. O ne tür bir hükümdardı? Cevap şu: 3. Tutmos'un kraliyet gücünü utanmazca gasp etmesinin intikamını almak için Hatshepsut'un anısına saldırdığı fikrini benimseyen bir dizi Mısır bilimciye apaçık görünüyordu. Metropolitan Sanat Müzesi'nde Mısır sanatı küratörü olan ve 1920'li ve 30'lu yıllarda Deyler Bahri kazılarında müdürlük yapan William Hayes 1953'te şöyle yazmıştı: "Bu kibirli, hırslı ve vicdansız kadının gerçek yüzünü göstermesi uzun sürmedi. Arkeologlar 1960'larda Kral Hatshepsut'un sürgüne gönderilmesinin ölümünden en az 20 yıl sonra başladığını gösteren kanıtlar keşfettiğinde vicdansız üvey annesinden intikam alan öfkeli bir üvey evlat pembe dizisi suya düştü. Daha mantıklı bir senaryo, 3. Tutmos'un diğer aile üyelerinin rakip iddiaları karşısında oğlu 2. Amenhotep'in verasetinin meşruiyetinin güçlendirmeye ihtiyaç duyması olasılığı etrafında tasarlandı. Ve bir zamanlar acımasız hırsı nedeniyle küçümsenen Hatshepsut artık siyasi becerisi nedeniyle takdir ediliyor. Bir zamanlar Hayes'in başkanlığını yaptığı bölümde küratör olarak çalışan Catherine Rorick, kimse onun nasıl biri olduğunu bilemez diyor. 20 yıl boyunca ülkeyi yönetti çünkü işleri yoluna koyma becerisine sahipti. Çok kurnaz olduğuna ve bir insanı diğerine karşı nasıl kullanacağını bildiğine inanıyorum. Onları öldürmeden ya da kendisini öldürmeden." Donald Ryan'ın Krallar Vadisi 60'ın yerini yeniden keşfetmesinden yaklaşık 20 yıl sonra Zahi Havas Mısır Müzesi'ndeki küratörlerden Krallar Vadisi 60'ta bulunan biri zayıf, diğeri şişman iki ceset de dahil olmak üzere 18. hanedana ait tüm tanımlanamayan ve muhtemelen kraliyete ait kadın mumyalarını toplamalarını istedi. İnce mumya müzenin tavan arasındaki depodan çıkarıldı. Bulunduğu mezarda kalan şişman mumya Krallar Vadisi'nden nakledildi. Mumyalar 2006 sonu ve 2007 başında 4 aylık bir süre boyunca arkeologların mumyaları ayrıntılı olarak inceleyebilmelerini, yaşlarını ve ölüm nedenlerini ölçebilmelerini sağlayan bir bilgisayarlı tomografi tarayıcısından geçirildi. 4 aday mumyanın tomografi sonuçları yetersizdi. Sonra Havas'ın aklına başka bir fikir geldi. Hatshepsut'un kartuşunu işlendi ahşap bir kutu, 1881'de Deir el-Bahri'de kraliyet mumyalarından oluşan büyük bir zulada bulunmuştu. Bu kutunun Hatshepsut'un karaciğerlerini içerdiğine inanılıyordu. Kutu tarayıcıdan geçirildiğinde araştırmacılar bir diş tespit edince çok şaşırdılar. Ekipteki diş hekimi bunun kökünün bir kısmı eksik olan ikinci bir azı diş olduğunu tespit etti. Kahire Üniversitesi'nde radyoloji profesörü olan Asraf Selim, dört mumyanın çene görüntülerini yeniden incelediğinde Krallar Vadisi 60'taki şişman mumyanın sağ üst çenesinde dişsiz bir kök olduğunu gördü. Selim, "Mumyadaki kökü ve dişi ölçtüm ve ikisinin de eşleştiğini gördük," diyor. Emin olmak için bilim insanları sadece bir kutudaki dişin bir mumyaya ait olduğunu kanıtladılar. Kimlik tespiti, kutunun içindekilerin düzgün bir şekilde etiketlendiği ve bir zamanlar ünlü kadın firavunun hayati parçaları olduğu varsayımına dayanıyor. Hatshepsut'un kartuşunun yazılı olduğu kutu, içinde mumyalanmış organların bulunduğu tipik bir kanopik kap değil, taştan değil ahşaptan yapılmış ve mücevher, yağ ya da küçük değerli eşyaları tutmak için kullanılmış olabilir. "Bazıları kesin bir kanıt bulamadığımızı söyleyebilir," diyor Selim. Ben de buna katılıyorum. Yine davaz, Hatshepsut'la özdeşleştirilen ve kraliyet mumyalarının bulunduğu bir zulada bulunan bir kutuda, Mısır'ın büyük kadın firavunun sevgili hemşiresinin yanında bulunan bir mumyanın gülümsemesindeki bir delikle tam olarak eşleşen bir dişin bulunma olasılığının ne olduğunu soruyor.
ve dişin Hatshepsut'un kartuşunu bir mumyaya bağlamak için orada olması ne kadar muhteşem. Havaz, mumyacı onu alıp karaciğerin yanına koymasaydı Hatshepsut'a ne olduğunu bilmemizin hiçbir yolu yoktu diyor. Bilgisayarlı tomografi taramaları şimdiden tarihi değiştirdi ve Hatshepsut'un üvey oğlu tarafından öldürülmüş olabileceğine dair teorileri ortadan kaldırdı. Hatshepsut'un muhtemelen apseli bir dişin neden olduğu enfeksiyondan, ilerlemiş kemik kanserinden ve muhtemelen diyabetten kaynaklanan nedenlerle öldü. Havaz, Amun'un yüksek rahiplerini yağmacılardan korumak için cesedini hemşirelerinin mezarlığına taşımış olabileceğini tahmin ediyor. Yeni krallık döneminin pek çok kraliyet mensubu güvenlik için gizli mezarlarda saklanıyordu. DNA testlerine gelince ilk tur Nisan 2007'de başladı ve kesin bir şey göstermedi. New York'taki Stony Brook Üniversitesi'nde biyotıp ve adli tıp profesörü olan ve Mısırlılarla çalışan 3 danışmandan biri olan Engili Kortaz, antik örneklerde hiçbir zaman %100 eşleşme elde edemezsiniz. Çünkü genetik dizilimler tam değildir diyor. Şüpheli Hatshepsut mumyası ve büyük annesi Ahmos Nefertari'nin mitokondriyel DNA'larına baktık. İki örneğin akraba olmama ihtimali %30 ila %35 arasında. Ama bunların ön sonuçlar olduğunu ne kadar vurgulasam azdır. Bir başka test turu yakında daha net bir karara varılmasını sağlayabilir. Çoğumuz firavunların inancının antitezi olan kız kuşu inancına göre yaşıyoruz. Güller güllere, tozlar tozlara. Hatshepsut'un binlerce yıl sonra bile kalbinin çarpıntısını hala metinlerde hissedebiliriz. İçeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenebilirsiniz. Bize desteğinizi göstermek adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.